Değerli takipçilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kanalımıza. İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bugünkü açılışımız Necla ablamla. Necla ablamı tanıyanlar vardır. Fatma komşumun bacısı. Nasılsın, iyi misin Necla abla? Allah'a şükür. Sizi gördük, daha iyi oldu. Türk kahvesi içiyoruz. Eminem bize Türk kahvesi yaptı. Eline koluna benim sağlık. Hatice ablam da var. Katro tamam yine. Sohbet ediyoruz. Azıcık bunu çekeyim. Necla ablam, kızlar yurt dışında ya, onlar bizi izliyor. Cafiye'm ve Canan'ım. Buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. Anacığımla beraberiz yine. Sohbetine doyum olmuyor. Çok seviyorum Necla ablamı. Bir türlü ekmeğime ikna edemedim. Gelmiyor. Hepsine selam söylüyorum kızlarıma. Damatlarıma, dümüllerime, hepsine. Aleyküm selam diyelim. Aman ses. Ebru bacım da gitti. Ebru bacıma da selam söyle. Ebru izliyor mu ki bizi? İzler. Ebru, sen de inşallah yeni yuvanda mutlu ol. Oraya yeni bir yuva kurdun artık. Eşi Fransa'daydı. Kendisi de gitti, Ebru eşine kavuştu. Allah tüm ayrı olanları kavuştursun. Amin. Eşleriyle ayrı olanları. Amin. Çok sevindim vallahi Ebru'nun gitmesine. Biz de sevindik. Eşinin yanında olsun, beraber çalışsınlar, beraber yesinler. Aynen, evet. Allah kimseleri ayrı koymasın. Amin, amin. Zaten de burada canlar. Bakın komşumun da gözü şiş. Murat Ali yumruk atmış da çıkmıyor bugün. Diyorum öyle dersen takipçilerim nasıl kızar? Murat abi kesinlikle vurmazmış sağ olsun da. Yok canım. Bir şey sokmuş gözünü. Teyzeyin gözü şiş. Ben de diyorum uykudan kalkmış gibi beni çağırdılar. Necla abla var gel diye. Evet. Bir baktım Fatoş sanki uykudan kalkmış gibi. Diyorum yanında yatıp uyumaz. Necla abla mı? Bacımı yoklamaya geldik. İyi yapmışsın. Gözü şiş değil mi? Gözü şiş değil yok. El gitmeden bir uğrayalım diye. Necla ablamın yeni gelini oldu. Allah mutlu mesut etsin. Amin. Bir ay oldu mu Necla abla gelini alalım? Oldu. Maşallah çok güzel bir gelini var. Birikçimçüydü, bir ay oldu. Allah nazarlardan korusun. Amin, amin. Ömür boyu mutlu olsunlar inşallah. Cümlemizin kim olsun, ısır Rabbim. Yakında gidecekmiş o da yurt dışına. Onu görünce Ceylin aklıma geldi, Allah var. Ceylin, Ali'nin arkadaşı, kız arkadaşı. Ha. Gelini. Takipçilerim de biliyor ya. Evet. Necla ablanın gelini de ta önceden tanışmışlar. Evet. Kaç sene, 6 sene falan konuşmuşlar. Nasip olmuş. Şu an 21 yaşındaymış. Evlendiler. Evet. Öyle canlar. Allah herkesi mutlu mesut etsin. Amin. Hayırlısı olsun. Her şey. Amin. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok. Sağ olun. Hepsine selam söylüyorum. O zaman videomuzun devamında görüşelim canlar. Hadi görüş. Değerli takipçilerim, videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayınvalidemle kahvaltıya geliyorlar. Onlara kahvaltı hazırlıyorum. Alim de var. Ayazım da patates kızartmasını seviyorlar. Patates kızartıyorum. Domates, biber öldürüyorum. Bugün şimdilikli bir şekilde kahvaltı yapacağız hep beraber inşallah. Onun için hazırlığa başladım. Şöyle evi toparladım. Makineye çamaşır falan attım. Ondan sonra kahvaltı hazırlığı. Bir balkonu süpüreceğim. Balkonu birazcık daha mı? İnşallah onlar gelmeden yetiştirdim. Nayı bir de ota gitti. Babam bir daha kahvaltı yapmamışlar Berman gibi. Ben de aradım hadi gelin diye. Onlar da geliyorlar sağ olsunlar. Ben şuradan da geliyorum diyediklerine arabayla. Gelin biraz motorla mı? Patatesi atayım da. Şöyle biber de şey yaptım. Domates biber de öldürüyorum orada. Öster ayı. Çayımızı da demledim. Birazcık salatalık toplayalım, taze salatalık, kayınvalidemi sever, kahvaltıda yesin. Ayaz beraber toplayalım mı annem? Ben toplamayacağım, yatacağım. Yatacaksın mı? Ayaz da benim şu an tripodum. Annesine yardım etti, burada İdil'in yemeği falan vardı, gitti onu verdi geri, değil mi Ayaz'ım? Hı hı. Evet arkadaşlar, Derman patates kızartmış. Domates biberi öldürmüş, yani kızartmış. Şöyle zeytin, peynir. Vallahi ot yordu beni bir ön ya, çok sıcak. Nay bir yorulmuş, böyle sesi geliyor ama sanki bir şey olmuş gibi. Sizin bir şey mi oldu? Annemin dün sesi kötü geliyordu, oraya uğradım, ona mı bir şey oldu? Korktum vallaha. Seni aynı ağlıyor gibi geldi. Ne oldu
duyuyorum, bir şey olmadı duyuyor. Sen de inanmıyorsun ama benim bir şey olmadıkça. Bir şey olmuş gibi geliyor hani sesin. Ben balkonumu hallettim canlar, çöpümü attım, ondan sonra her şeyimi hallettim. Geldiler mi? Evde geliyorlar. Arkadaşlar geliyorlar motoru. Göstersene pencereyi. Gösterdim, acaba. Gösterdim. Gördüler mi? Hı-hı. O zaman ben dışarı çıkıyorum. Evet dostlar, biz kayınvalidemleri kahvaltı yaptık, saat 12.30 oldu. Duramadılar babam, hadi gidelim, hadi gidelim. Annemin gönlü var daha oturmuyor aslında. Onlar gittiler. Nail de yoncayı ektirmiş ki Hüseyin abi diyeyim. O çağırmış, abi biz fasulye atıyoruz. Gelin mi dedi değil mi? Toplan aslında rastgele pek kalmıyor ama. Biz de bir uğrayalım, bir bakalım dedik. Fasulye bahane, evde bir dolaşıp geleceğiz bakalım nasıl fasulyeleri çıkıyor. Uğrayacağız. Sizlere de oradan bir çekim yaparım. Gidiyoruz. Bir de şu bizim odayı. Oradan gideceğiz. Oradan sizlere göstereyim. Fasulyeleri göstereyim nasıl çıkıyor. Burası eskiden yurtmuş. Şu an hali böyle. Felaket. Burası. Burası o düğün salonu. Kestirme olsun diye bile. Kestirmeden gidiyormuşuz. Evet canlar, fasulye tarlasındayız. Şöyle bir sürü fasulye düşmüş yine buralara. Toplayanlar da var. Bakar mısınız? Fasulyeler hep israf yine. Şöyle bak, şurayı daha toplanmamış. Buralar hep fasulye. Kilosu 75 TL miymiş, neymiş fasulyeli? Bakın şunlardan bir sürü fasulye çıkar. Şöyle. Nailgül orada oturuyorlar. Bu patus atıyorlar ya, patus bozulmuş. Onu bekliyorlarmış. Tarlanın sahibi yemek yapmaya gitti. Adamlar burada. Şimdi biz de gideceğiz herhalde. Nail beni çağırıyor. Burada birazcık sohbet ettik. Bayanlar vardı. Onlarla. Onlar topluyorlar altını. Şimdi dinleniyorlar. Şöyle. Bakar mısınız? Burası atılacak daha. Patuza. Patuz yapılıp gelince devam edeceklermiş. O zaman evde görüşelim canlar. Burada durum böyle. Ay çekirdeği var, pancar var, patates var bu tarlalarda. Hepsi artık yavaş yavaş kalkacak. 9.'ya girdik. Kaldırma zamanı geliyor. Evet canlar, şöyle gördüğünüz gibi patuz yapıldı geldi. Fasulyeler toplanıyor. Ben de birazcık topladım. Nail ile Hüseyin abi de oradalar. Kalanları geri patuzun altına atıyorlar. Yapıldı gelmiş. Şöyle. Ben birazcık toplayacağım, merak ettim tadını. Bu kadar da topladım buralarda. Şöyle. Canlar. Bazen kapçık kalıyor ya, onları da alıyoruz. Elime de bir diken battı. Sonra topluyorum. Şunlara bakar mısınız şöyle? Otun arasında kalanlar. Şunlar bazen kalıyor böyle kapçıklar. Hele otların arasında bakın. Şuna bakın şimdi. Diken de var. Dikenlerin arasında kalmış. Şu mu fasulye? Şöyle. Eminim böyle çok toplamak isteyen vardır. Bakmayın bizim değerimizi bilmediğimize. Köyde herkes hazır alıp yiyor. Halbuki buraya koyun boyun sokacaklar. Şöyle. Bunlar koyunlar yiyorlar. Bir pişirim toplayacağım ben.
Eve gidince de hemen pişireceğim. Nayı fasulyeyi çok sever. Evde var ama bu taze. Taze fasulye. Temiz temiz topluyorum böyle. Fasulyenin samanı geldi canlar şöyle. Ama çok sıkı mı olmuş? Nedense inmiyor aşağıya. Ali şu an şeyin içinde. Kasanın. Ali! Ali! Ne yapıyorsun? Ali kasanın içinden samanı indirmeye çalışıyor. Nail Aksaray'a gitti. Hasan çağırdı. Efendim? Sen de mi balığa gideceksin Ayaz? Bunlar da sabah beri bizi bekliyorlar balığa gitmek için. Şöyle Hüseyin abi getirdi sağ olsun görüyorsunuz. Yine bize bir saman işi çıktı. Onlar basılacak. Vallahi dönmemiş yani. Normalde bu kadar dağınık olmaması gerekiyordu. Efendim? Halanın verdiği çiçeği görüyor musunuz? Hala bize çiçek verdi. Vallahi Çiğdem'in göbürünün üstüne indi saman. Fasulye samanı hayvanlar için çok faydalıymış. İde! Ali, Ayaz, İde'nin suyu var mı? Git bir bak. Ne yapıyorsun oğlum? İde! İde de sıcaktan etkilemiş belli ki. Bayağı da saman kalmış demek ki içinde. Direni falan istedi Hüseyin abi ama Ali gitmeyince inmedi o saman. Ali içine girmiş. Nasıl duruyorsa o kasada bilmiyorum. Ben de valla orada boş boş durmayayım dedim. Şöyle göstereyim canlar. Bu kadar fasulye topladım. Şimdi bunu ayıklayacağım. Bir tane tencere getireyim. Şuraya serince az oturayım. Nasıl sıcaklar? Az toplamışım değil mi? Annem oturduk orada biraz. Kadınlarla sohbet ettik. Tam geleceğimiz zaman dedim hadi birazcık toplayayım bir tadına bakayım. Fasulyesi güzeldi. Öyle topladım taşlı maşlı bakar mısın? Şimdi birazını ayıklayayım yiyeceğimiz kadar. Pişireceğim valla tadına bakacağız. Saman da daha hala indiriyorlar. Bayağı saman içine birikmiş ya. Sertleşmiş herhalde ondan inmiyor. Evet canlar şöyle gördüğünüz gibi ayıkladım. Şimdi bunu koyayım bir pişsin bakalım bir haşlansın. Şunu da bir pişirim olur. Gördüğünüz gibi. Bu biraz çok mu ki? Neyse olsun bakalım. Suyunu koyayım haşlansın. Gazlı suyu bir çıksın. Evet değerli takipçilerim. Fasulyem bir güzel haşlanmış. Sizlere şöyle yakından göstereyim. Şimdi bu gazlı suyunu aldıracağım. 15 dakikada falan böyle oldu hani. Şöyle. Haşlandı. Su dökülmesin kokar. Şimdi hemen bunu ocağa koyayım. Koşuşturuyorum. Bir yandan Nail arıyor. Şimdi Aksaray'da ya. Adem dayımlar süt istiyormuş. Adem dayımlar süt istiyormuş işte. Onu şey yapacak. Ve gönderin diyor Ali ile diyor. Sağınca diyor. Ondan sonra bu Hüseyin abi yonca var demiş. Hani alırsan demiş. Yoncayı alalım mı diye soruyor. Ben dedim alalım. İneklerimiz için hani gerekli. Ne zaman verirsen ver demiş. Çok güzel insanlar var. Gerçekten köyümüzde de olsun. Bizi Rabbim iyi insanlarla karşılaştırdığını düşünüyorum hani. Allah kalbinize göre insanlar çıkarsın inşallah karşınıza. Ben bu konuda bin şükür diyorum gerçekten. Vereceğiz inşallah onun da şeysini. Bu arada kayınbabamlar şey getirmişler. Kavun, karpuz almışlar. Bugün buranın pazarıydı ya. Çocuklar da kesmişler. Ayağıma şey diyor. Hemen silmem lazım. Razı yapmamaydı kimdi ya nasıl basıyorsun öyle yerlere diye. Ben de böyle ayağıma bir şey yapışırsa eğer hiç basamam. Öyle çok şey olurum. Kötü olurum hani. İlla onu sileceğim ayağımın altından. Şimdi bir sildim ama yine huylandım. Bu sefer de ıslandı. Ayağıma bir terlik giyeyim. Yemeğimi koyayım canlar. Pişsin güzelce. Şimdi bu fasulyeye bakacağız. Ona göre almak isteyen olursa. Kara Hüseyin Han Ercan dedi herhalde hanımı gelirken. Kırmızı terli de giydim. Tam olacaklar. Gerçi görmüyorsunuz da.
böyle kan takımı oldu. Bu arada inşallah zayıflıyorumdur. Ekmeği azalttım. Tatlıyı az yiyorum. Mesela canımı çektiğini yiyorum. Abartmıyorum. Ekmeği çok azalttım. Geçen gün Leopard'la bir tane tunik giymiştim. Çok kilolu olduğumu söylemiş bir tane. Çok kilo aldığımı. Almadım aslında. Şu an verdiğimi de bilmiyorum. En son 89 kilodaydım. Nasıl gidiyor bilmiyorum. Hani çok kısmıyorum. Halsizleşiyorum çünkü birden kısarsam. Elimden geldiğince az az yemeye özen gösteriyorum diyeyim. Gittim tavukların yumurtasını topladım. Onların suyunu verdim. Kavun kabuklarını ineklere verdim. Fasulyeyi haşladım. Fasulyeyi ayıkladım. Eğer sabahtan gidip toplanırsam bir boya kovası fasulye toplarsınız. Ben hemen bir saatin içinde iki yiyimlik fasulye topladım. Birini gördüğünüz gibi haşlıyorum. Bunu da ayıkladım güzelce. O da bir pişirim olur yaz günü için. Yani Rabbimin nasibi nereden olacağı belli olmaz. Bir dedim bugünkü nasibimizi toplayalım. Yani şey falan götürüp biz de onlara soğuk soğuk içsinler diye. Bir sürü çalışanlarla içsinler. Nail o akrabasını çok seviyor. Onların bir işi olduğunda Nail gidiyor. Bizim bir işimiz olduğunda da sağ olsun. Ecen abi, Hüseyin abi oğlu oluyor işte. Bir lafla. Hiçbir şey esirgemiyorlar. Onların her şeyleri var. Hani motorları, katırları bile burada bizim. İşleri de çok. Allah'ım güç kuvvet versin. Rabbim çalışana bol bol versin. Nail'in akrabası. Kuramanlılar. Nail'in akrabalarını şey derler yani lahatları herhalde onların Köremallılar. Köremallılar hem burada bir damarları varmış. O damar Nail'de yok ama siniri var. Köremallı siniri var. Burada bir damar kalkıyor. Halim'de var mı acaba? Halim'de var sanki o damar. Efendim. Efendim Ayaz? Kuru fasulyenin içine yeşil biberleri çok karıştırıyorum. Şöyle hemen biraz da ondan doğrayacağım. Soğanla beraber ölsün. Hem de bu biraz acı biber herhalde. Hafif de acılı olur, tatlı olur. Yanına bir de pilav yaparım canına. Babamı alsak bana şerbet olur mu? Tatlı alacak baban. Tamam başlayalım. Bir de tatlı almıyoruz. Gerçi lokumlar falan gidiyor evde götürüyorlar da. Mesela ben lokumdan en fazla bir tane yiyorum. Fazla yemiyorum canlar. Öyle o şekilde idare ediyorum, dikkat ediyorum. Tatlım acı bilemem yani ne kadar zayıf gösteriyor da deseniz etseniz de tartı bilir ancak. Bazen kilolar gitmeyebiliyor. Sen tartıya mı güveniyorsun, Allah'a mı güveniyorsun? Ben en çok Allah'a güveniyorum. O zaman niye tartı biliyorsun? Evet, kiloyu tartı biliyor anne. Allah'a biliyor. Rabbim biliyordur zaten her şeyimizi. Rabbim kalbimizi de biliyordu, içimizden geçeni de biliyordu. Beynimizdekini de biliyordu. O her şeyi bilen, gören, yeri göğü yaratan. Biliyor. Rabbime hamdü senalar olsun, şükürler olsun canlar. Ben bunu dolaba koyayım abilerim ablalarım. Pazardan geliyor. Kesesine bereket. Arkuz almışlar. Ayaz kavunu böyle buralara döküyor. Saça yemişsiniz anne. Geldim mutfağa topladım. Acayip dağıtıyorlar. Şunu da şu erzak olanına koyayım da. Takmayacağım. Öteki fasulyelerine şey oluyor. Biri bir ayrı pişiyor. Biri bir ayrı. Şimdi bu kız öylece ölsün böyle. Size de şöyle yakından göstereyim. İyice uzaklaştınız. Sığmadı mı? Tavukların yumurtalarına bakar mısınız? Bunları yiyeceğim şimdi. Bazıları yıkamadan koyun diyor. Bazıları yıka da koyun diyor. Onun için yıkayacağım birazcık. Şey olmuş. Biraz daha kaldırayım. Sığdı. Sığdı mı anne? Sığdı. Onunla oynama anneciğim. Yer anne. Ediyor ya. Gülüm çok iyi pişiriyor. Gülümden memnunum. Ne kadar mı? Şu şeyi Sino. Sino var anne.
Sinek dolmuş dolmuş. Kapıyı açık koymuşsunuz. Sinek girmiş aya dede. Vallahi 15-20 dakikada şu hale geldi fasulye, bakar mısınız? Yani pişikmiş. Pirgül abla diyor ki götür derma pişir de diyor. İlk önce sen denemiş ol diyor. Denedim. Haşlamasından belli yani. Fasulye bir şey. Annem abla. Size iğrenek şey göstereyim mi? Bu iğrenekti. Bu Hazal Yanık Tinası'ydı. Şöyle parçasını da katlayıp odalıyorsun canına. Ama göremiyorsunuz ya. Şöyle. Şöyle bakalım. Parçasını da bir güzel katlayıp renkliyorsun. Kettle'ında biraz da su ıslayıp. Salçası güzelce kavurduktan sonra fasulyemi de ekliyorum. Şöyle. Bunu da suyun dökülü. Bu çok güzel olmuş var ya. Çok olmuş. Böyle biraz kavurdum. Bebeğe canına şöyle suyunu da ekliyorum artık. Böyle iyi. Ağzımı kapatıyorum ve pişmeye koyuyorum hemen şöyle. Bir de bunlar soranlar çok olmuş. Bunların tuzunu ayarladığınız zaman hiç ekşime falan yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Hani ağzını daha sonra kapatsaydım diyenler var. Şöyle. Bunu hemen çıkartıp yiyebiliyorsunuz canlar. Şöyle bir bakacağım. Falan. Öyle. Bir tanesini kayıplama vereceğim. Hani şimdiden yemeye başlayabilirsiniz bunu. Dışarıda da hani durabiliyor. Ama tuzunu iyi ayarlarsanız. Dolaba mı koyacaksın diye çok soranlar olmuş. Tuzu falan çok güzel. Daha hiç bir ekşime bir şey yok yani. Çünkü tadı tuzu çok güzel olmuş gerçekten. Yani ilk yapmama gideceğim ya. O zaman götüreceğim. Böyle hiçbir şey olmaz bunlara. Şöyle. Şunu da kaldırayım. Yemeğimiz pişti. Ondan sonra yemekten sonra kapanışı yapıp sizlere videomu göndereceğim canlar. Gözüme de soğan kaçtı. Evet canlar, salça iki tane kaldı görüyorsunuz. Bir tane domates salçası, bir tane de biber salçası, çok az kalmış. Kurudu iyice bayağı. Yarın da durur herhalde, artık toplarım o biber salçasını. Domates bir iki gün daha kalsın öyle. Bir daha domates salçası yaparsam takipçimin bir tanesi yazmış. Çektirip geldikten sonra onu bir beze koy. Benim böyle süzgülü bezlerim var ya, yoğurt falan süzülen, peynir süzülen bezler. Ona koyacağım. Ondan sonra güneşte hiç kaynatmadan yapacağım. Bir iki gün süzüldükten sonra güneşe öyle koyacağım. O şekilde yapacağım. Şu karşıda sulama yapılıyor. Bakar mısınız? Şöyle ne kadar güzel gözüküyor. Buralar böyle. Burayı sürdüler. Şöyle ilke yaplama arıyor. Evet canlar, yemeğimiz pişti. Şöyle bakar mısınız? Gerçekten çok güzel pişmiş, lokum gibi. Hepsi hemen haşladım, hiç ıslatmadan, görüyorsunuz. Yani 45 dakika falan
belki sürmüştür. Çok güzel olmuş, yarılmış böyle. Eğer almak isterseniz köyümüzde Kara Hüseyin'in Ercan abiden bu fasulyeyi alabilirsiniz. Gerçekten çok güzel pişiyor. Allah yemeği nasip etsin, onlara da bereket versin. Bugünlük bizlerden bu kadar canlar. Kanalımızda kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.